Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. İyi akşamlar sayın seyirciler. Kur'an ve İslam programının özel yayınına hoş geldiniz. Efendim bu akşam siz değerli izleyicilerimizin bir sezon boyunca Kur'an ve İslam programına gönderdiğiniz soruları cevaplayacağız. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör saldırısını KRT TV olarak kınıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. Tabii bu olayların ne yazık ki din adı altında yapılmış olması da program akışımız içerisinde işleyeceğimiz konulardan bir tanesi olacak. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. Mail ve sosyal medya yoluyla muhakkak bizlere soru ve yorumlarınızı gönderin. Bu soruları ve yorumları Sayın Hakkı Yılmaz Bey ile canlı yayında paylaşacağız. Evet, Sayın Hakkı Yılmaz ve Sayın Mehmet Ali Oğuz Bey, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize ve stüdyodaki misafirlerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi ile başlayalım. Öncelikle bu özel yayınla ilgili görüşlerinizi alalım. Şimdi çok teşekkür ederim. Bu özel yayın daha önceki 100. yayında olduğu gibi bazı çok özel noktaları içeren bir yayın olacak inşallah. Biz tabii ki devamlı sohbetlerimizde tüm izleyicilerimizden Kur'an'ın doğru anlaşılması ve İslam'ın doğru yaşanılması noktasında hep yardımlar bekledik. Yani bu konuda onların da katkısı olsun istedik. Onun için devamlı eleştiri ve önerilerini istedik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz tabii uzun yıllar Kur'an çalışması yaptık. Kendimizi çok şeyler hazırladık gibi gördük veyahut da gösterildik ama bu programda da arz edeceğim çok değerli noktalar var. Aynı şahsımızla özdeşleşmiş belirli kavramlar gibi ama literatüre yeni girecek, yeni yani kendimizi düzeltecek bazı maddeleri de samimiyetle burada topluma açacağım. Tabii böyle bir program olacak ve her şeyden evvel biz Ramazan içerisindeyiz. Ramazan ayı içerisindeyiz, Kur'an ayı içerisindeyiz. Kur'an ayı içerisinde olduğumuz için her şeyi Kur'an merkezli aldık. Biz biliyorsunuz zannedersem 2 seneyi doldurduk, 3 sene gibi bir zamana evet. Geçtik. 3 yıl. Bunun içerisinde Kur'an ve İslam dedik. Kur'an dışı İslam'la ilgili hiçbir şeyi ilişkilendirmedik. Her şeyi Allah'ın kelamından aktarmaya çalıştık. Bu süre içerisinde değerli izleyicilerimizden de eksiklerimizi konuları hep bekledik. Sağ olsunlar. Onlar da bize çok şeyler ilettiler. Ve o sayede de biz hem kendimizi yeniledik hem geliştirdik ve yine de aynı şartlarda değerli izleyicilerimizin huzurlarındayız. Evet. Her zaman öneri ve eleştiri bekliyoruz. Bu din hepimizin dini, bu kitap hepimizin kitabı. Bu dini anlamayı, yaşamayı birkaç adama bırakmasınlar. Peygamber döneminde böyle ilahiyatçıydı, imamdı, müezzindi, bir şu gibi insanlar yoktu. Herkes Kur'an'ı kendisi alır, kendisi anlar, kendisi yaşardı. Mezhep yoktu, meşrep yoktu. Ve bu mezhepler, meşrepler çıktıktan sonra da bildiğiniz gibi din Allah'ın dini olmaktan bilmem kimlerin dini haline geldi, oyuncak hale geldi. Oyuncak hale geldikten sonra dünyanın en büyük vahşetlerinde İslam adına, din adına işlenir oldu. Ve şunu söylemiştim, siz hani kısaca değindiniz, ben belki ileride o konuya biraz daha şey yaparım ama bugünkü mezhepler yönüyle ele alınmış, yaşanan dinin
50 sene ömrü yoktur. Ben bunu yani bir kehanet olarak değil, bir öngör olarak söylüyorum ki yakında eğer Müslümanlar bu anlayışta gidecek olurlarsa dünya onları kafeslere kapatıp yabani hayvan gibi böyle inanın yani böyle vahşi böyle insan örneği olarak gösterecek. Bunun sebebi hep Kur'an'dan uzaklaşma. Hep Kur'an'dan uzaklaşma. Onun için biz diyeceğiz ki gelin Kur'an'a yönelelim. Kur'an'dan bu dini öğrenelim. Kur'an'daki dini yaşayalım. Şu ana kadar bu amaçla bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonra da el birlik gideriz. Evet. Ben böyle bir açılım geçeyim. Size teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Ali Oğuz Beyefendi'nin de Kur'an ve İslam programına büyük emekleri var. Sizin de bu özel günle ilgili görüşlerinizi alalım. Sağ olun. Misafirlerimize her şeyden evvel hoş geldiniz diyoruz. Ekranların başındaki izleyenlerimize de hoş geldiniz diyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu 133. programın gerçekleşmesine vesile olan, nasip eden Rabbimize hamdolsun diyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'nin 12 Mayıs günlü programda ilan ettiği Kur'an'ı anlama yarışmasındaki sorusunun cevabını da merakla hepimiz bekliyoruz. Bu canlı yayını sunan Ferit Bey kardeşimize ve KRT Kültür Televizyonu'nun tüm çalışan emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum efendim. Evet, 133 bölüm dile kolay. Biz de Sayın Hakkı Yılmaz ve Sayın Mehmet Ali Oğuz'a teşekkür ediyoruz. Bizleri aydınlattığınız için. Şimdi efendim bugün bu akşam birçok konuya değineceğiz. Önce yayının başında bahsettiğim gibi bir gündem maddeleriyle başlayalım. Maalesef ülke olarak çok acı günler geçiriyoruz. Terör saldırılarıyla karşı karşıyayız. Ve bu saldırıları yapanlar maalesef çok üzücü ama dini söylemler içerisinde oluyorlar. Hakkı Hocam, nedir bu insanlara verebileceğimiz tavsiyeler? Dinde böyle bir olayın yeri var mıdır sorusuyla başlayalım. Şimdi kardeşim, biz daha önce İslam ve Savaş diye bir program yaptık. Hatta iki programı oldu. Tekrarı da oldu iftar saatlerinde. Belki 10 defa da sağ olun sizler de yayınladınız. Bir insanı öldürmek, alemi öldürmek gibidir. Bu sünnetullah da böyledir. Allah'ın kitabında böyledir. Sadece bizde değil, bizden önceki kitaplarda da aynı hüküm, aynı ilke hep varmış. Bunları biliyoruz. Bir insanı hayata kavuşturmak da alemi hayata kavuşturmak gibidir. Bunu da hani organ nakli vesaire noktalarıyla da açmıştık. Şimdi bütün mesele, demin konuyu yaparken hani Kur'an'dan bahsetmiştim. Kur'an ruhtur Allah'ın tanımıyla. Cenab-ı Hak vahyini, Kur'an'ını ruh ismiyle isimlendirir. Ruh dediğimiz zaman insanın canı demektir. Vahye can denmesinin sebebi, vahiy de Kur'an da toplumları aynen insanın canı kendisini bu bedeni kokuşmaktan nasıl koruyorsa, canlı tutuyorsa, vahiy de toplumları canlı tutar, kokuşmaktan korur. Bakın, kokuşmaktan korur. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da biz sana tarafımızın, bizim kendi işimiz olan ruhu vahyettik der. Bu bir. Ama ruh sözcüğünü Kur'an'ın iniş sırasına göre ilk defa Kur'an inmeye başladığı zaman herkesin bildiği Kadir suresi var ya, evet. Kadir gecesine at olan sure var ya hani orada, orada melekler iner durur derken orada onun içerisinde ver ruhu fihadir, içerisinde ruh olan, can olan melekler inerdir. Melek sözcüğünü 50 defa çok açtım ben. Melek sözcüğü iki kökten gelir. Bir tanesi haberci ayetlerdir. Kur'an'da geçen melek sözcüklerinin çoğu Kur'an ayetlerini ifade eder. Kadir suresinde de Kur'an ayetlerinin inişini, insana nüfuz edişini anlatır. Ve ama içinde can olandır, içinde ruh olan ayetlerdir. Şimdi madem ki öyle, bu Kur'an, ruh, bu can, öyleyse bu toplumu kokuşmuşluktan kurtarması gerekir. Bu toplum dinamik olması lazım, canlı olması lazım. Ama maalesef gördüğümüz gibi tam tersi.
Yani olay Müslümanların diğer milletlere göre daha medeni, daha insani, her şeyiyle daha mükemmel olması lazımken Müslümanların sergiledikleri durum, işte vahşet, cinayet, yani affedersin dağdaki yani vahşi şeylere bile yakışmayacak ölçüde olgular oluyor. Bunun nedeni, tek şeyi, o da Kur'an'ın o topluma nüfuz etmeyişindendir. Neden etmiyor? Çünkü biraz sonra da göstereceğim değişik şeyleriyle, Kur'an'la insanın arasına, özellikle de Müslümanlar arasına, dış insanlara, yani Müslüman olmayanlarla, Kur'an'la dış onların arasına örülen bir tane duvar var. Müslümanla Kur'an'ın arasına bin tane duvar örülmüş. Yani Kur'an'ı okumasın, Kur'an'ı anlamasın, yanlış anlasın diye bin tane duvar örülmüş. Onun için de bunların sonucu böyle olmakta. Ana nedeni o. Öyleyse burada yarın da halk Kadir Gecesi diye bir gece kutlayacak değil mi? Evet. Madem ki ruha başladık, Kadir Gecesi'ne değinmeye başladım, o konuyla biraz giriş yapayım ben. Müslümanlara veyahut da insanlığa Allah'ın en büyük lütuflarından bir tanesi, bunu böyle Kadir Suresi dediğimiz ayetlerde Allah'ın Kur'an'ın mahiyetini insanlara açık açık açıklamasıdır. Bundan daha büyük bir nimet, bundan daha güzel bir şey söz konusu olmaz. Ama onun da içine ettiler. Kadir Gecesi denen geceyi, ki öyle bir gece de yok aslında, biraz sonra bahsedeceğim, ama onu da oyun ve eğlence mahiyeti yaptılar. Bonus gecesi yaptılar. Yani ne bileyim, insanlığa sığmayacak ölçüde bir hale getirdiler. İyi. Öyle kumaştan da böyle elbise çıkar. Yani öyle bir anlayıştan da böyle bir toplum çıkar. Başkası da çıkmaz. Öyleyse ben değerli izleyicilerimize şunu açıklayacağım. Kadir Gecesi. Kur'an'da Kadir Suresi diye bir sure var. Öyle diyeyim, bir bölüm var. Cenab-ı Hak orada şöyle ifade eder. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. O nedir? Yani Kadir Gecesi nedir? Bilir misin? Kadir Gecesi'nin sana ne öğretti? Bakın şimdi. Bu sorularla bir iki tane soru gelir. Bunun anlamı şudur. Buna takriri soru diyoruz. Sen bunları bilmiyorsun. Şu ana kadar sen bunları öğrenmedin. Bu Kadir Gecesi'ni biz sana yeni öğreteceğiz. Kadir sözcüğü, kader kıymet dediğimiz gibi kıymet gecesi, değer gecesi demek. Değerli bir gece. Biz bunu Kadir Gecesi'nde indirdik diyor. Şimdi bunun anlamı şu. Onu da bahsedeyim. Kur'an'a baktığımız zaman, bu ayete baktığımız zaman bir. Duhan suresinin girişine baktığımız zaman mübarek bir gece. İsra suresinin birinci ayetine baktığımız zaman bir gece yürüyüşü noktasıyla ifade edildiğine göre Kur'an'ın ilk inmeye başladığı zaman dilimi gecedir. Bunu biliyoruz. Bu gece çok kıymetlidir. Kıymetli bir gecedir. Ama ne kadar kıymetli? Bakın, bu gece var ya, öyle bir kıymetli ki, bin aydan hayırlı bir gece. Bin ay. Bin ayı 12 aya şey yaptığımız zaman, seneye dönüştürdüğümüz zaman, 83 sene gibi bir zaman dilimi çıkar. Bu azami, özellikle Arap coğrafyasındaki azami bir insan ömrüdür. Azami bir insan ömrüdür. Şimdi Cenab-ı Hak burada demek ister ki bize verilen mesaj, Kadir Gecesi 83 sene Kur'an'la tanışmadan yaşanan ömürden daha değerli bir andır. Daha değerli bir andır. Niye? Orada kendini kurtaracaksın. Neydi? Önceden mevtaydın, leştin. Artık onun sayesinde, oruç sayesinde hayat bulacaksın, canlılık kazanacaksın. Öyleyse burada şunu buyurur Cenab-ı Hak. Bu gece bin aydan hayırlı da neden hayırlı? Bakın neden hayırlı? Çünkü tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha. Çünkü bu gecede, yani Kur'an'ın iniş sürecinde sürekli
Kur'an ayetleri, içerisinde de can olan, ruh olan ayetler sizin içerisiniz, içinize işler. Canlılık kazanırsınız. Öyleyse, şimdi bu olay, bunu iniş, Kur'an'ın nüfuz ediş ve tenezzülü sözcüğü peyderpey, sürekliliği ifade eder. Bir anda da değil ki. İlk ifadede, yani buna başladığı zaman 1, 2, 3, 4 bunun arkasının geleceğini ifade eder. Çünkü Kur'an yeni inmeye başlamıştı. Bize de tümü elimizde, büyük bir nimete sahibiz. Bu olduğu zaman bu Kur'an ayetleri, yani bu Kadir suresinin ayetleri indiği zaman daha ortada çok uzun boylu bir vahiy yok. Vahiy tamamlanmadı. Ruh iyice topluma yerleşmedi. Öyleyse burada itibar, ayetlerde gördük. Geceye mi? Aya mı? Seneye mi? Söyleyebilir misiniz? Bu değer nereden geliyor? Yani bu gecenin, bu anın kıymetliliği nereden geliyor? Kur'an. Geceden değil, Kur'an'dan, o Kur'an'dan, o gece o inen Kur'an var ya, ruh katan var ya, oradan geliyor. Şimdi işin özü bu. Şunu da ifade edeyim. Bunun hangi gece? Ne zaman? Bakın bunu peygamber bile bilmiyor. Rivayetlere baktığın zaman bu gece Kur'an hangi ayda inmeye başladı? Tamam, Ramazan ayında belli. Hangi gününde? Yok. Takvim yok. Ajanda yok vesaire gibi, masasının da ajandası yok. Duvarında takvim yok. İşaretlenmedi. İşaretlenmesi de gerekmiyor. Tabii. Ve bizim bunu kutsamamız da gerekmiyor. Bizim değer vereceğimiz şey Kur'an, gece değil. Kur'an. Öyleyse, ama İslam düşmanları, Müslümanları bugünkü rezalete itebilmek için ne yapacak? Değeri o açıdan alıp bir başka yere götürmesi lazım. Getirdiler geceye. Hangi geceyi kutlayalım? Peygamber'e atfedilen sözler var. Ya bir bakarsın ki tuhaf. Yok, Peygamber Kadir gecesini Ramazan'ın ilk 10'unda arayın. Öbür kitaba bir bakıyorsun, aynı kitabın arka sayfasına. Ramazan'ı ortasındaki 10 günde arayın. Bir sayfasına da bakıyorsun, Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Şimdi de aradılar da yarın yaptılar, biliyorsun yani, onu da söyleyeceğim. Ya bu peygamber, peygamberin doğru söylemediğinden, yalan söylediğinden, tutarsız söylediğinden şüphesi olan var mı içimizde? Bu ümmetin içerisinde, bu milletin içerisinde tutarsız ifade kullanan bir peygamber var mı? Buna inanan var mı? Bunu kabul edilir mi? Muhammed'ül Emin olan adama bunlar yakıştırılır mı? Yakıştırdılar ama kimse demedi, bu ne biçim peygamber de böyle tutarsız laf ediyor demedi. Oturdular. Nasıl yapalım? Harfçilikle oynadılar. Leyletül Kadir. Kadir gecesi. Arap harfleriyle yazımda 9 harf. İnna enzelnahu fî leyletül kadir. Biz onu Kadir gecesinde indirdik, bir. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadir. Leyletül kadir hayrun min elf şehr. 3 tane geçiyor. 3 ile 9'u bir çarparsan eşittir 27 eder. Ramazanın 27'si. Ha. Ondan sonra Ramazan'ın 27'si geldiği zaman diğer günlerde her haltı yiyecek adam, tamam mı? O gece gelecek, eline tesbihi alacak. Bak, tesbihi alacak. Başlayacak. Peygamberden gelme bir şey var. Ayşe Valide demiş ki, ben bu gece şey yaparsam, yetişirsem ne yapayım yani? Nasıl bir ibadet edeyim, nasıl bir dua edeyim? Sen şu kadar indeki Allahümme inneke afuvun kerimün tuhufu lafe fafu anli. Allah'ım sen cömertsin, affedicisin. Beni de affet. 100 sefer böyle dersen işte gitti günahlar. Peki Kadir gecesinden, yani 27'sinden bir gün evvelki geçen vatandaşın hali ne olacak? Sonra bu mu? Ve cennete sokuluyor. Yahu Allah cennet için bir etiket koymuş. Kur'an'ı bir okuyun. Şimdi hani vahiye geleceğiz ya. Can katan ayetlere bir bakarsan diyor ki Tevbe 111-113 arasında bu cennete etiket takıyor Cenab-ı Hak. Cennetin bedeli canınız ve mallarınız diyor. Bedeli bu diyor ya. Faturası belli yani. Etiketi yazmış Cenab-ı Hak. Saf suresindeki ayetlere bir bakıyorsun. Aynı şey. Var mısınız diyor size, ben çok kazançlı bir ticaret göstereyim. Tabii ki isteriz.
Arkasından tücahidüne bir envarifü ve enfüsküm. Bazınızda canlar mücadele sesi bitti. Allah böyle diyor. Ama peygamber adına birisi çıkmış, yani affedersin cennet satıyor. Yani lak laka cennet satıyor, lak laka. Elinde tesbih lak 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 edecek, o da cennete girecek. Ya bunu peygamber yapamaz mıydı? Otursaydı da cennete gitme için o da köşede, madem onu öğütledi, kendisi yapsa olmaz mıydı? Ama o mübarek doğru dürüst bir yerde oturamadı, yatamadı, karnını doğru doyuramadı. Mal bulduysa dağıttı, adamlar bulduysa öğretti. Hiç yani şu, hatta Fatıma'nın Resulullah öldüğü zaman bir şey var. Ya men aksarul hasır alel vesirdir. Ya bir kelime diyor yani hasırı tercih eden Resul. O şartlarda sürekli mücahede etti. Sahabeler orada Uhud'unda, Bedir'inde, diğer savaşlarında hepsi can verdi. Bunlar aptal mıydı da yani böyle tesbih çekmedi de cennete gideceğiz diye ölümü göze aldılar veyahut da öldüler. Şimdi bunları bir kenara atacağız. Bak yarın bu cinayetler çok işlenecek. Yarın gece var ya, bunların çoğu işlenecek. Onun için Müslümanların dünya ve ahirette, bakın dünya ve ahirette zilletten kurtulmalarının tek yolu var. Bakın tek yolu var. Ve entumul a'levne in kuntum mu'minun. Eğer inandıysanız var ya, bu kitapla ilgili bilginizi, imanınızı sağlamlaştırıp gerçekten inandık bunu yaşarsanız var ya, en üstün sizsiniz. Bunu yapmazsanız nedir? Bunun ters anlamı, mefhum muhalifinden buna gidecek olursak, kitaptan uzaklaşırsanız, tamam mı? Dünyanın en rezili de sizsiniz. Bakın şimdi, dünyanın en rezili de sizsiniz. Neden? Bak bunlar hep söylendi. Daha evvel de söyledik. Bakın kitaptan uzaklaşmak, bundan uzaklaşmak. Salat ayetlerini bir şey yapın. Allah ne diyor? Hafizu ala salavat diyor. Namazda salatları koruyacaksınız diyor. Müminin suresinde kurtulanların listesini yaparken vellezinehum an salatihim hafizun diyor. Salatlarını da muhafaza ederler diyor. Bak aynı şey. Aynı şey ama salatı hayatta çıkaranlara Meryem suresinde ne diyor? Onlardan sonra öyle bir toplum geldi, salatı hayatlarından çıkardılar. Azâus salâ, namazı zayi ettiler diyor, salatı yitirdiler diyor. Salatı yitirenler ne olmuş? Fesefey gayya, yağım çukurun içine battılar diyor. Şimdi onun için Kur'an'a geleceğiz, Kur'an'a şey yapacağız. Burada değerli izleyicilerimiz ve değerli dostlarımız, şunu söyleyeceğim. Bugünkü veyahut da yarınki toplumun Kadir Gecesi diye ihya ettiği deyim, uyguladığı, yaşadığı dinle, imanla, Kur'an'la uzaktan yakından alakası olmayan bir şey. Öyleyse bizim yapacağımız tek şey var. Tek şey. Asla dönmek. Asla dönmek. Başka yönü yok. Onun için bugünkü, hani yarınki uygulanacak veyahut da toplumdaki uygulananlar böyle hani kerameti geceye yükleyip, Kur'an'dan alıp da geceye yüklendiği zaman var ya, bu tip bir anlayış, bu tip bir uygulama kesinlikle Allah'ın istediği bir uygulama değil, Resulullah'ın da yaptığı uygulama değil. Öyleyse bugünkü şıhların, icat ettiği kavramlardan ve takvim yapraklarının arkasındaki uydurmalardan bir uzaklaşacaklar. Öyleyse neye gelecekler? Kur'an'a gelecekler. Bakın Kur'an'a gelmenin kerametini ben burada Kur'an'dan bir pasajla şey yapacağım. Bunu bizim Cemil Bey'den rica edeceğim. Ona şey yapmıştım o ayet şeyini, Furkan suresinden bir bölümü. Onu sen takdim et bakayım, şöyle bir oku bakalım. Mikrofonla olsun. Mikrofonla olsun. Oku bakalım. Mikrofonu verelim beyefendiye. Furkan suresi 25. ayet. Ve o gün gökyüzü bulutlar ile yarılır. Özür dilerim. Ve o gün gökyüzü bulutlar ile yarılır ve melekler, ışın, radyasyon ve meteorlar ardı arkasına indirilir.
İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'a, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a özgüdür. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için ise pek çetin bir gün olmuştur. Ve o gün şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararına iş yapan o kimse ellerini ısırarak, eyvah keşke elçiyle beraber bir yol tutsaydım, eyvah keşke falancayı iz bırakan bir önder edinmeseydim, hiç şüphesiz bana geldikten sonra beni öğütten, kitaptan o saptırdı ve şeytan insan için bir rezil edenmiş der. Evet, burada biraz duralım. Gördünüz mü? Bugün Kur'an'ı, peygamberin izlediği yolu terk ederek yanlışta hareket edenlerin ahiretteki canlı bir sahnelerini Rabbimiz rahmeti gereği bize dünyadayken Kur'an'ında ibret alalım, aklımızı başımıza alalım diye bu ayetlerle bildiriyor. Ne diyormuş? Başkasını Kur'an'da, daha önce çok açıkladım, İslam dininde istihane Allah'tandır. Sadece gidilecek yol Allah'tan istenir. Din, iman yolu, şekli vesairesi Allah'tan istenir. İbrahim peygamber ne diyordu? Erina menasikena, bize en güzel ibadet yollarımızı, şekillerimizi öğret diyordu. Fatiha'nın başında herkes bilir, ihtina sıratal müstakim diye. Bize en doğru yolu göster Allah'ım diye dua ediyoruz. Ama Allah'tan doğru yol istenirken günde 40 defa bu ayetleri okuyan adamlar şu anda Allah'ın gösterdiği yolun dışında başka yolda gidiyorlar. Bunların akıbeti de o gün için keşke falanı imam, önder edinmeseydim de elçiyle beraber bir yol tutsaydım diyecek. Elçinin yolu nedir? Elçi hangi yolu tuttu? Hepiniz biliyorsunuz değil mi Kur'an'da? Elçinin tuttuğu yol, in ettebiu illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana vahyolla uyarım. Başka bir şey tanımam. Niye biz de öyle yapmıyoruz? Yapanlar, Allah'ın dışındaki başka yoldan gidenler ahirette kıyamet kopmuş, mahşer anında gerçekle yüz yüze gelince ya keşke falanın arkasından gitmeseydim, keşke falanı rehber edinmeseydim, falanı imam etmeseydim, mezhep imamı, tarika şeyhi falan, gavs, kutup neyse yani hangi şey olursa, bunları kabullenmeseydim de peygamber gittiği yoldan gitseydim diye pişmanlığını eyvahlarla bildirecek. Cemilciğim devam et şimdi. Elçi de, ey Rabbim, hiç şüphesiz benim toplumum şu Kur'an'ı meçhur, terk edilmiş bir şey edindiler dedi. Bu da mahşer işte, evet. Gördünüz mü? Elçiler, bakın mahşerde her peygamber ümmetinin şahitliğini yapacak. Bu bir mahşer sahnesidir. Yani peygamber dünyada deyip de geleceği bildiğinden değil. Onu da söyleyeyim. Hani öldü gitti de buraya bir şey düşeyim ben. Peygamber, yani herkes denebilir ki yahu peygamber hani şeyi ne biliyor? O öldü gitti, ümmetinin Kur'an'dan uzaklaştığını ne biliyor? Bunlar mahşer sahnesi. Öyleyse bakın şimdi burada elçi, bak biz ne kadar elçi ağzıyla uyarıyor. Ahirette elçi diyecek ki Allah'ım, benim toplum var ya, bu Müslüman geçinenler var ya, Kur'an'la az şey alakaları yok da meşhur hicret, bir diyardan bir diyara. Kur'an buradaysa onlar nerede değil mi? İzmit'te, Sakarya'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kur'an'la, yani bu uzak mesafeyi anlatıyor. Bunlar alakası yoktu. Onun için bu hale geldiler. Bunun için insanlığa sesleniyoruz. İnsanın zilletten kurtulması, izzete varabilmesi Kur'an'la kaynaşmasına, Kur'an'la yüzleşmesine vardır. Bu sahneyi devam ettirtirelim şeyden, Furkan suresinden. Evet. Ve işte böyle biz her peygamber için günahkarlardan bir toplum, bir düşman kılmışızdır. Ve yol gösteren ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? De dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle parça parça indirdik. Ve biz onu tane tane birbirine karıştırmadan vahyettik. Onların sana getirdikleri her bir sorunda biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir. O yüzleri üstü cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar yerce en kötü, yolca da en sapık olanlardır. Evet. Ne güzel değil mi Rabbimizin beyanı? Evet. Kadir Gecesi, Kur'an'ın ilk indiği gece, böyle bir değerli gece.
Bu gecenin tekrarı olmaz. Bakın, tekrarı olmaz. O ilk gece başladı, bize Kur'an'ın değeri anlatıldı bu ayetlerde. Şimdi Kur'an her zaman inmez ki Kadir Gecesi olsun. Hepimizin bir doğum günü var değil mi? Yaş günlerini kutlarız, kutluyoruz. Ama her yaş gününde de yeniden doğmuyoruz ki canım. Hepimizin doğduğu günler hani geldi geçti gitti. 10 sene, 50, 100 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene bunlar geldi geçti. Öyleyse biz kendi Kadir Gecesi'mize bakalım. Bu ne Kadir Gecemiz bizim? Biz Kur'an'ı elimize alıp bundan sonra ben bu Kur'an'ın içerisindeki ilkeleri yaşayacağım, ilkelerle yaşayacağım dediğimiz an, gün, gece bizim Kadir Gecemiz. Bunu dediğimiz an hayatımızda bir devrim. Küfürle geçmiş, şirkle geçmiş bir hayatı anlamlı bir hayata getirmiş oluruz. Bizim Kadir Gecemiz olur. O yönden dönüp dolaşıp hep Kur'an'a dayanıyoruz, Kur'an'a dayanıyoruz. Evet. Evet, bu özel yayının, bu güzel akşamın bir başka önemi de var. Çünkü burada stüdyomuzda çok önemli, seçkin, değerli misafirlerimiz var. Onların sorularını da Hakkı Bey'e alacağız, yönelteceğiz. İlk soruyla başlamak istiyorum. Sayın Rahmi Çelik'in sorusuyla. Buyurun Rahmi Bey. Herkese iyi akşamlar dilerim. Mikrofonunu Rahmi Bey'e verelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim sorum şu. Şimdi, sorumuz güncel bir soru. Bu bizi de, tüm bizi dinleyen herkesi ilgilendiren bir soru. İnsanlar 40, 50, 60 yaşlarına gelmiş, bir sürü icabında günaha bulaşmış, belki farkına varmadan şirke bulaşmış insanlar, kalan ömründe nasıl hareket etmeli ki Allah'ın cennetine talip olsunlar? Böyle bir ümit var mı? Ayrıca geçmiş günahları ne olacak? Zannedersem herkesin sizleri dinlediğinde acaba peki tamam Kur'an'a döneceğim, bundan sonra bu kadar iş başıma yanmış, bundan sonra benim halim ne olacak? Bu soruyu tüm insanlar adına, bu soruyu sormak isteyen insanlar adına soruyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Rami Bey kardeşimize teşekkür ediyoruz tabii. Şimdi şöyle girelim. Biz tevbe konusunu daha önce uzun uzun da herhalde bir işlediydik ama şimdi burada güncelde de Rahim Bey'le bu şeyi paylaşalım. Tevbe diye Allah'ın rahmeti gereği ve vacibi vücutluğu gereği bir adının da El Esmaul Hüsna'dan bir tanesinin Et-Tevvab olmasının gereği bize bir tevbe kapısı açmıştır. Dünya ve ahirette, hem dünya için hem ahiret için. Mesela dünyada çeşitli cezalar vardır, suçlar vardır. Orada onun arkasında illa men tâbedir. Mesela bir hırsızlık yapmış kişiyi, cinayet işlemiş bir kişiyi veyahut da yeryüzünde fesat çıkarmış, Allah'a savaş şey yapmış, yakalanmadan evvel gidip kanuna teslim olan, işte ben böyle bir suç işlemiştim, ben bundan akıllandım, uslandım falan gibicesine. Böyle bilinçlenmek suretiyle dönen kişileri Allah affettiğini, ayrıca settarul uyub, ayıpları örten olduğunu, gaffaruz zünub, bir de bak Cenab-ı Hak'taki isimlere bak, yani günahları da hepsini bağışlayan olduğunu biliyoruz. Ama bu tevbe etmek demek, bir insanın, yani şimdi şöyle, köylerde, kentlerde cuma akşamları, yani perşembeyi cumaya bağlayan akşamlar, yani böyle şeylerde bir tevbe, estağfurullah şeyleri vardır, ritüelleri vardır. Otururlar yatsı namazından sonra, imam şey yapar, bugün tevbe edeceğiz. Bunun tecdidi iman ve tecdidi nikah merasimleri olur. İman yenileme, nikah yenileme merasimleri olur. Bunu bayanlar pek görmezler camilerdeki bu işlemleri, yani camiye sokulmadıkları için. Onlar pek bilmezler yani. Orada böyle bir merasimler yapılır. Tevbe bu demek değil. Tevbe, daha önce de dediğim gibi, mesela bir alkolik adam düşünün. Kendisi alkolün kendisine ve topluma maddi ve manevi zararlarının bilincine erer ve kesin olarak ondan artık bilinçlenerek döner,
kendisi yapmadığı gibi bir başkalarının da yapmasına da engeller. Böyle bir bilinç kazanır. İşte tevbe budur. Bilinçli olarak yapılan bir şeydir. Onun için birinci planda Cenab-ı Hak hakiki, gerçekten kendisinin bildirdiği, koyduğu ilkelere göre tevbe edenlerin günahlarını örter. Peygamber diliyle bu olay el-İslamu yecib bima kafle, et-tevbeti yecib bima kafle ifadeleri vardır. Tevbe ve iman, mesela bir insan kafirdir, müşriktir. Gerçek imana geldiği zaman onun geçmişi silinir. Geçmişi silinir. Veyahut da günah işlemiş bir adamları düşünün. O insanlar da, bak o insanlar da tevbe ettiği zaman geçmişteki günahlar silinir, küfrü şirki de silinir. Onlar da ortada kalmaz. Şimdi bunlar birkaç şey yapacağım ama burada yapılan şeylerin bir özelliği var. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Cenab-ı Hak bu tevbenin ciddi ve samimi olarak yapılmasını, nasuh tevbesi bir daha yapmamak yönüyle yapılmasını, hepsini normal şartlardayken yapılmaya, yoksa ölüm gelmiş çatmış, hani şey var, bu Kıyamet Suresi'nde çok güzel anlatıldı ya, buraya yani can boğaza gelmiş, feryat ediyor, hani canı çıkacak, kurtaran yok mu, şu bu falan, belkıran yapıldığı zamanki feryadı falan, o şartlarda ben tevbe ettim diyor. Benim için o öyle değil. Tabii. Normal yaşam süresi içerisinde bundan tevbe edecek. Tevbe edecek demek, yani tevbe ya Rabbi demek değil, dönecek yani. Dönüş, ciddi tevbe, ciddi dönüş demek. Yaşayacak. Tevbenin, biz hep işte burada hani olay o kadar kötü ki, tevbe dediğimiz zaman sanki bir ritüel, evet, bir eylem veyahut da şey değil. Yok yok, bu bir hayat tarzıdır. İnsanın hayatındaki değişimdir, inkılaptır, değişimdir, devrimdir bu. İnsanın kendi hayatındaki devrimidir. Devrimi gerçekleşmesidir. Gerçekleştirmesidir bu. Bunu yaparsa normal hayatında işte o zaman geçmişi silinir. Şimdi Rahmi kardeşimizin sorusu şu noktada şey yapıyor. Birincisi şöyle anlatayım. Bu hep ölmezden evvel tevbe ederse bu olur. Günahı, boyutu ne olursa olsun. Şimdi Allah Kur'an'da özellikle hani Zümer 53'te orada ey kendilerine yazık etmiş kullar, Allah bütün günahları affeder der. İnnallâhe yâfırü zünûbe cemiyan. Bak Allah bütün günahları affeder. Ama hangi şey? Ölmezden evvel bilinçli olarak hayatında devrimini yapan şeyleredir. Şimdi şirk koşmuş. Yani şirk koşmuş. Hayatı şirkte giden bir adam ki bugün toplumda da yani bunları hep görüyoruz, şey yapıyoruz. Onun yani şirk, aslında ben yani büyük günahları sayarken kitaplarımda falan şirki günah olarak saymadım. Niye biliyor musunuz? Şirk günah değil. Yani günah Müslümanın yapacağı hani basit hayat kaymakları şeylerdir. Yani kusurdur. Ama şirk bilinçli bir küfürdür. Yani kafirliğin ta kendisidir yani. Yani onun günah falan filan, yani günah sakınca demek. Evet. Yani bir insan akıllıdır, Müslümandır ama bir hata yapar, kusur yapar, ona günah deriz ama şirk. Ama şirk dediğimiz zaman çok farklı bir şey arkadaşlar, bakın şimdi. Cenab-ı Hak şirki çok kötü tanımlar. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da şirkle ilgili iki tane önemli tanımı vardır. Bakın bunu not edin, kendiniz açın. Ben çok öz söyleyeceğim. Birincisi, Lokman suresinde Lokman oğluna nasihat ederken şirk koşmamasını, şirkin en büyük zulüm olduğunu, bakın en büyük zulüm olduğunu ifade eder. Ve Kur'an'da geçen zalim sözcüklerinin %90'ı da şirk yapmış insan demektir. Zalim birine eziyet etmiş, birine kötülük etmiş, baskı kurmuş adam demek değil. Zulmün esas anlamını ben birkaç
programda daha önce açtık, hatırlar mısınız bilmiyorum. Zulüm sözcüğünün aslı kurdu, koyuna çoban etmek demektir. Bir insanın koyununa kurtları çoban etmesi demektir. Bunun Türkçedeki anlamı bir insanın kendi ayağına kurşun sıkması demektir. Şimdi Cenab-ı Hak şirki affetmiyor. Neden affetmiyor? Şirki dediğim zaman şöyle anlayalım. Şirk halinde ahirete göçeni affetmiyor. Bunu da bilelim. Yani bunu tekrar üstüne basayım da. Müşrik halde ahirete göçeni Cenab-ı Hak affetmiyor. Niye affetsin ki? Tabii. Kendi düşeni alamaz. Kendi ayağına kurşunu kendisi sıkmış. Yani herhangi bir şeyle değil ki. Kendisi. Adam Cenab-ı Hak velegat kerremle beni Adem diyor. Ben insan olduğum hepsini mükerrem kırdım diyor. Benden diyor seviyesiz bir adama. Bak benimden seviye de aşağıda. Kul olma. Git şey yapma, yalvarma, yakarma diyor. Adam kendinden daha basit bir adamın önüne gidip şey yapıyor. Biz öylelerini biliyoruz ki eğitim yapmış, profesör olmuş bir adam gidiyor ümmi bir adamın önünde diz çöküp onun karşısında rabıta kuruyor. Şimdi buyurun çıkın içerisine. Allah bunu niye affetsin ki yani? Bunu niye affetsin Allah ya? Kendisi belasını bulmuş yani. Kendi ayağına kurşunu sıkmış. Onun için bu zulüm. Kur'an'da unutmayın. Lokman suresinde oğlan Lokman oğluna nasihat ederken şirkten uzak olmasını, çünkü şirkin zulmü azim olduğunu, en büyük zulüm. Yani insanın bindiği dalı kesmesi, kendini kurşun sıkması, intihar etmesi gibi suç olduğunu insanın. Birisi zulüm. İkincisi ne? Hatırlayan var mı? Tevbe suresinde innemel müşrikûne necesindir. Müşrikler necistir. Necistir, necis. Pisliktir. Allah'ın ifadesi. Ya Allah'ın ifadesi yani. Bunun şey mi? Necis değil bakın. Neces, pislik sözcüğü neciste kullanılıyor. Neden biliyor musunuz? Neces sözcüğünü tek kelimeyle ifade edemeyeceğim için pislik dedim. Şimdi necis, necaset deriz. Biz şu gazurat, hani tuvalet atıkları, şu bunlara necaset diyoruz. Hayvan atıkları, hani dışkıları vesaire, bunlara necaset deriz değil mi? Hatta herkese öğretilirken, namazda, abdestte, hani böyle necaset, şeylerde taharet. Necasetten taharet. Üstündeki, yerdeki falan necislerin temizlenmesi. Necaset. Ya bunlar necasettir. Bunlar necistir. Buraya affedersin gazurat bulaşmış o. Bunlar sorun değil. Bunu toprakta da silersin, suyla da yıkarsın. Ama neces farklı bir şey. Neces, bakın şöyle söyleyeyim. İnsanın bütün bünyesi var ya, hepsinin içerisine homojen olarak işlemiş pislik demek. Her, yani nasıl biliyor musun, bu dokuları var ya, dışı değil ya, içindeki her dokusu, her dokusu pis demek necis. Müşrik böyle bir şey. Allah'ın tanımı, bakın necis demiyor Allah, neces diyor, neces. Neces. Müşrik böyle bir şey. Öyleyse, müşriklik böyle bir kötü. Böyle bir şey. Şu anda gelelim günümüze. Dünyada bugünkü Müslümanların %99'u şirk içerisinde kardeşimiz. İmamları da, gavusları da, şeyhleri de, şıhları da, inanın ki Mekke döneminin şirklerinden, putlarından 1000 kat daha şirkin içerisinde. Bakın, öyleyse ne olacak? Öyleyse ne olacak? Şimdi Ramiciğimin şeyi var. Hani bunların sonu, akıbeti ne olacak? Öyle mi? Bak kardeşim, burada bir ışık, bir geçiş süreci, Cenab-ı Hak'tan bir mesajı ben takdim edeceğim bunlara. Maide suresinin 72. ve 74. ayetlerinden oluşan bir pasaj. Bakın hem şirkin burada gayet somut örneğini göreceğiz, hem de çözümü bu ayetten çok güzel anlayacağız. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyen kimseler kesinlikle kafirdir. Herkes biliyor değil mi bu ayet? Evet. Evet. Halbuki Mesih, bak burada
Allah diyorlar değil mi? Ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz Allah'a kulluk edin. Şüphesiz kim Allah'a ortak koşarsa, kesinlikle Allah ona cenneti haram eder. Onun barınağı da ateştir. Ve şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için yardımcılardan kimse yoktur. Demiş. Bakın ahireti şey yapıyor. Andolsun bir şey daha. Allah üçün üçüncüsüdür diyen kimseler kesinlikle kafirdir. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri olmuşlardır. Oysa tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse kesinlikle onlardan, yani kafirlere, Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddetmiş olan kimselere acı veren bir azap dokunacaktır. Bu bölümü şey yaptık. Şimdi o gün içi Cenab-ı Hakk'ın Medine toplumuna, bakın bu Medine ayetidir. Maide suresi Medine ayetidir. Orada müşrikleri somutlaştırarak Hristiyanlardaki teslis inancını veyahut da hulul inancı dediğimiz bir şey vardır. Yani yarı tanrılık, Allah'ın şeylerini kula da geçmesi gibi. Bunları örnek veriyor. Direkt Allah, İsa Allah'tır diyen de müşriktir, kafirdir. Üçün üçüncüsüdür diyen de kafirdir diyor. Evet. Peki o gün bunlar örnek verilmiş. Bugün falan adam da bütün Allah'ın vasıfları vardır diyen adamlar kafir, müşrik değil mi? Evet, açıktan. Öyle değil mi? Allah'ın sıfatları falan da tecelli etti değil mi? Allah ete kemiğe büründü de falan adam diye göründü diyenler kafirin, müşriğin kendisi değil mi? Bakın, bunlar hep Kur'an dışı ekollerle oluşmuş, Müslümanların arasına sokulmuş şeylerdir. O gün öyleydi, bugün böyleydi. Peki, Cenab-ı Hakk'ın bunlara, o günkü nereydi, bugünkü kafirlere, bugünkü müşriklere bir müjdesi ya, bakın bir önerisi, bir teklifi var ya, bir teklifi var. Hepsi duysun da, hepsi gelsin buna. اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللّٰهُ وَفُرُ الرَّحِيمُ Hala tevbe edip de istiğfar etmeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Gelsinler o müşrikler. Allah'ın gafurluğuna, rahimliğine sığınsınlar. Allah hala tevbe etmeyecekler mi diyor. Bakın sağken o müşrikler, kula kul olanlar, bir kula Allah'ın niteliklerini, sıfatlarını yakıştıranların hepsine Allah'ın bu mesajını iletin, iletelim. Hala dönmeyecek misiniz? Hala Allah'ın rahmetine sığınmayacak mısın? Sığının, Kur'an'a gelin, siz de kendinizi kurtarın. Evet, Rahim kardeşim, Allah müşriklere اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَاَسْتَغْفِرُونَ diyor. Allah gafurdur, rahimdir diyor. Müşrikler gelin, o şirkten dönün, ölmezden evvel Allah'ın gufranına, rahmetine, mağfiretine sığının, sizin için sorun olmayacak diyor. Evet, dönerlerse böyle. Allah'ın bu daveti var. Dönmezlerse de demin Furkan suresinde dedik, o gittikleri adamın arkasından keşke bunu imam edinmeseydim, keşke bunların dediğini dinlemeseydim diye bir pişmanlıkları var. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Başka beklediğin, tatmin olmadığın bir nokta varsa yani onu açıklayayım. Evet, böyle teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. Hud 19, Yasin 78, Nisa 38 gibi ayetlerde müşriklerin ahiret inancı olmadığını görüyoruz. Fakat Yunus 18 ve Enam 94 gibi ayetlerde şefaat taleplerini görüyoruz. Bu bir çelişki gibi görülmektedir. Bunu Kur'an ışığında açıklarsan sevinirim. Sağ olun. Evet, şimdi Kur'an ışığında açıklama noktasında. Şimdi Seyfi kardeşimiz, ahirette inancı olmayan müşriklerin Hud 19, Yasin 78, Nisa 38 gibi ayetlerde
Yunus 18 Enam'da şefaat taleplerini görüyoruz. Burada bir çelişki görülmektedir. Bunu Kur'an ışığında açıklarsanız sevinirim. Kur'an ışığında. Şimdi Şeficiğim, senin bu soruyu Kur'an ışığında deyince aklıma bir olay geldi. Onu anlatacağım. Şimdi bizim Beyşehir'in, Seydişehir'in bir dağ köyleri vardır. Bir de ova köyleri vardır. Ova köylerinde hiç belli ki bir kıyıda kenarda bazı söğüt ağaçları var ama başka ağaç bulunmaz. Ev yaparlarken diğer ihtiyaçlarında keresliği, ağacı diğer dağ köylerinden getiriyorlar. Tabii kaçak. Devlet de onların bu hani ev yaparken kerestesini nereden bulacak falan filan diye fazla bir düşüncesi olmaz. Ve o nedenle de vatandaş kaçak şeyler getirir. Ama devlet de ormanını kestirmek, kestirmemek için, ağaçları korumak için orman muhafaza memurları koyarlar. Orman muhafaza memurların aynı jandarma gibi, polis gibi özel bir üniformaları olur. Bu özel üniformalarında güzel güzel hani üzerlerinde mavzerler olur. Ve birer tane de atlar olur. Bu da köylerin arasında dolaşır durur. Köylülerin, o köylülerin en büyük korkuları bu orman muhafaza memurlarındandır. En çok onlardan korkarlar. Yani Azrail'den belki korkmazlar da orman muhafaza memurundan korkarlar. Niye? Çünkü gelir, elindeki baltasını alır, tarasını alır, karnısını alır, öküzünü alır falan filan. Gider bir de o orman suçlarının affı olmaz, gider hapis yatar. Onun için en değerli adam, en saygın adam ova köylerinde ormancılardır. Seydişehir'in bir köyünde Konya valisi köye gelir, yolu oradan düşer. Orada köy kahvesinin önünde sohbet ederlerken orada 3-5 kişi gelmiş. Halkın umurunda bile değil vali. Ama köye bir ormancı geldiği zaman bütün köylüler işte yağ çekmek için, şu yapmak için hepsi başına toplanıyorlar. Tanışalım da bir çay ısmarlayalım da bizi hani bir şey yapmasın falan diye. Ama valiye itibar yok yani. Pek ihtiram yok. Yaşlı teyzenin birisi oradan geçerken valiye şöyle bir bakmış. Vali de tabii işte aynı bizim Mustafa Bey gibi böyle grand tuvalet oturuyor önümüzde. Aa evladım demiş. Madem anam baban okuttuydu. Biraz daha okutsalardı da bir ormancı olsaydın ya demiş. Madem vali oldun ama bir ormancı olamamışsın yani. Bir ormancı olsaydın bak itibarı gör yani. Bütün köylü senin yanındaydı demiş. Aslan kardeşim. Seyficiğim, madem Kur'an ışığında okuyorsun, bu kadar ayet okumuşsun, 3-5 ayet daha okuyuversin de bu sorunun cevabını kendin bulsan olmaz mıydı yani? He. Şimdi, evet, sana da cevap verelim. Madem sen okumadın, o ayetleri de biz burada bildirelim, değil mi? Şimdi önce sen şefaat diyorsun, ne bu şefaat? Onu sen tabiri caizse Allah'ın elinden adam kurtarmak. Ha, Allah'ın elinden Allah kurtaracak. Tamam. Kim kurtaracak? Peygamber. Evliya, şeyhler, şıhlar, hocalar. Mi? Gördünüz mü? Şehitler, şefaat, çocuklar. Allah'tan kurtaracak, değil mi? Evet. O Allah ki Rahman diyoruz, Rahim diyoruz, Gafur diyoruz, değil mi? Ahiretin Rahim'idir ama gördünüz mü bu kavramdaki rezilliği, değil mi? Allah'ın acımadığını peygamber acıp torpil yapıp da kurtaracakmış. Şefaat bu, anlayış da bu. O değil yani, şeyhler kurtaracak. Hani müşrik yine dönüp dolaşıp şirke geliyoruz ya, şimdi öyle değil mi yani? Dönüp dolaşıp şirke de geliyoruz. Onlar kurtaracakmış. Şimdi Allah kendisi Gaffar-ı Zünub, Settar-ı Uyuf, Gafur, Rahim, Tevvap sıfatları var. Bunları biliyoruz. Allah'ın cehenneme attığını, atacağını kimsenin de kurtarması şey değil. Hiçbir kul da, hiçbir peygamber de Allah kadar ne rahmetlidir ne mağfiretlidir. Ve ahirette Allah'ın dışında kimsenin borusu da ötmez. Bunları da biliyoruz. Değil mi bu ayetleri? Ama biz bu konularla ilgili belirli öz bilgiler vereceğim. Çok öz olarak şey yapacağım. Şimdi bu
dünyamızla da ilişkili olduğundan dolayı bunu şey yapacağım. Değilse o iki ayeti oku geç git derdim sana. Birincisi, müşriklerde, yani Mekke müşriklerinde, bugünkü müşriklerde Allah inancı var mı? Var değil mi? Mesela Mekke müşriklerinde biliyorsunuz, ayetlerini vereceğim, okumayacağım. Lokman 25'te, 26'da, Ankebut 61-63'te, Zuhruf 9-87'de, Zümer 38'de. Bunlara yeri göğü kim yarattı desen, rızkı kim veriyor, şu nedir bu dediğin zaman hepsi bizatihi ne diyorlar? Allah diyorlar. Allah'ın varlığıyla ilgili hiç sorunları yok. Bakın şimdi, hiçbir sorunları yok. Şimdi onun ötesinde, Allah'la şey yok. Onların sorunu Allah'ın Rabliğinde, ilahlığında. Allah gökte. Yeryüzündeki borusu ötende biziz diyor. Yeryüzünün Rabbi biziz diyor. Kuralları biz koyarız, yeryüzünde biz idare ederiz diyor. Bu da inançları var. Şimdi ikinci bir şey. Bunlarda hiç ahiret inancı var mı? Yok. Şimdi Allah'ı kabul ediyorlar da bunların hiçbirisinde ahiret inancı diye bir inanç yok. Bak şimdi ahiret inancı diye bir inanç yok. Allah dünyada yardım eder. Allah yani yukarıda da gökte ya. Eli kolu falan bağlı değil yani. Allah yine bize bir müdahalesi var. Nedir o? Onu biliyor musun dünyadaki şeyleri? Bu şeyleri. Allah dünyada şöyle bir bakacaksın. Ne kadar iyi insan varsa, varlıklı insanlar varsa, onların hepsi Allah'ın sevdiği insanlar, Allah'a iyi kul olmuş insanlar, onun için de Allah'ın onu ödüllendirdiği insanlar. Dünyada ne kadar sefil adam varsa, fakir adam varsa, yoksul adam varsa, onlar da Allah'ın sevmediği, cezalandırdığı adamlar. Yani dünyadaki bu servet dağılımı bilmem şu buyu da yine Allah'a bağlarlar. Allah'a bağlarken bunları, bir de şeyleri var. Ha bizim dinimizde bu. Biz hatta Allah istese biz ne şirk koşabiliriz ne de böyle davranabiliriz. Şimdi bakın şimdi birkaç ayete gelelim. Bu anladığım inancı gösterelim. Şimdi Fecr suresinde 15 ile 16. ayetlerden oluşan bir paragraf var. Biz bunu çektik de daha zannedersem yayınlanmadı. Daha birkaç şey daha var. Başlamıştık bölüme. Onu. Evet. Biteceğini. Şimdi bak. İnsana gelince, bu Mekkeli müşrik insan, inanca bak yani. Rabbi onu her zaman sınayıp da kendisini üstün kılar ve nimetler verirse dünyada, Rabbim beni üstün kıldıdır. Gördün mü? Evet. Yani zenginliğini, her şeyini, üzerinde bulunduğu nimetleri, iyi olduğu için Allah'ın kendisine verdiğini şey yapar. Ödüllenmiş oluyor. Ha. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa Rabbim beni aşağıladı der. Bu işte müşriklerin inancı. Allah cezayı da dünyada verir, mükafatı da dünyada verir inancıdır. Müşrik inancıdır. Müşrik inancı. Ve bunun için bak bir şey daha var. Yasin suresinin 47-48'de. Bunu sen daha evvel bir yerde okuduydun hatırladığım kadarıyla. Onlara, o müşriklere Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden harcamada bulunun, infak edin, başkalarına nafakalarını temin edin denildiği zaman da kafirler şöyle derler. Şu iman etmiş kişiler için Allah dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Ya o doyurmaya layık birisi olsaydı Allah onu doyuracaktı. Bak bizi doyurup duruyor, biz iyi insanız, bizi doyurup duruyor. Allah'ın doyurmadığını biliyor musun? Allah onu cezalandırmış da doyurmuyor. Mantığa bak. Şimdi bu günceli de var bunun. Evet, arkadan da işte ahiret inkarı var ya,
Bir de duyarsız toplum, bu gafiller, eğer doğrulardan iseniz bu söz verilen tehdit ne zaman diyorlar. Yani ahiretin olmadığına, onların cezalandırılacağına inanmıyorlar. Şimdi bunu Neml 66-68'de aslında onların ahiret hakkında bilgileri artar da gelmektedir. Ahiretin varlığını Cenab-ı Hak Kur'an'da sürekli anlatıyor ya. Fakat onlar bundan bir şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar bundan kördürler. Kafirler, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra mı gerçekten biz mi dirilip çıkartılacağız diyor. Bu tip, yani toprak olduktan sonra dirileceğiz mi diyen ayetlerin çokluğunu biliyorsunuz. Yani onları daha önce şey yaptık. Bir de bunlar ahirete inanmadığından, mükafat ve cezanın dünyada olduğundan dolayı daima fakirleri, garipleri, yoksulları hep aşağılarlar. Kur'an'da bu, Enam 53'te, Hud 27-31'de, Meryem 73'te, Sa'd 62, Muttaffifin 29-36, Mü'minin 105-111, Bakara 212'de açık açık fakirleri aşağıladıkları, fakirlerin dünyada cezalandırılmış adam olduklarını kendilerine göre bir şey yaparlar. Şimdi bunlar sıkıştığı zaman, bu kendilerine bilgi geldiği zaman, bak burada bir başka noktaya geliyor nokta. Kehf 35-36'da, işte biraz da okusan dediğim iki ayetlerde bunları vereceğim ben sana. Ve bu adam, ahirete inanmayan müşriği anlatıyor, kendisine haksızlık ederek bağına girdi. Ben bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Çok varlıklı ya. Bu malın, servetin, şuyumun elinden gideceğimi sanmıyorum. Böyle bir inancım yok. Ben saatin kopacağını da zannetmiyorum. Kıyametin. Böyle bir şey de olmayacak. Varsayalım ki Rabbime geri götürüldüm. Varsayıma geçti. Kesinlikle orada bundan daha iyi bir sonuç bulurum dedi. İnanmıyorum ama ben dünyada yani iyi bir adamım. Ölüp dirilme diye bir şey olursa, inanın ki diyor böyle kendi inancıyla, bugünkünden daha iyi bir şartlar da ben orada hayat sürerim diyor. Yine bir başka ayet vereceğim. Fussilet 50. Ve eğer kendisine dokundan sıkıntıdan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak, hiç kuşkusuz bu benim hakkımdır diyor. Ve kıyametin kopuş anının geleceğini sanmıyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, onun katında hiç şüphesiz benim için en güzel vardır. Müşriye bak, buradaki inanca bak yani. Bu nedenle kafirlere yaptıklarını kesin bildireceğiz ve onlara kesinlikle kaba bir cezadan da tattıracağız. Evet, gördüğünüz gibi adamlar her şeyin dünyada olduğunu, mükafatında, cezadında böyle şey. Böyle ahirete inandıkları söz konusu değil. Şimdi bu durumu da Dahil 35'te, Enam 148-150'de, Zuhruf 20'de ki ayetlere bakacak olursak, Araf 28'de var böyle. Bunlara baktığımız zaman, ben bir Araf 128 okuyarak şey yapayım. Ve onlar bir iğrençlik yaptıkları zaman, bak şimdi, atalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti derler. De ki Allah iğrençliği emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Ve bu inancın da atalarından gelme, Allah'ın atalarına öğrettiği bir din olarak. Gördüğünüz gibi müşrikler de bir dine inanıyor, bir dinden geliyor. Ama Allah'ın dini değil, Allah'ın emrettiği değil, iğrençlikleri din edinmişler. Atalarını bununla şey yapmışlar. Ha, Allah isteseydi bize engel olurdu. Engel olmadığına göre bu bize. Ama şimdi şeye gelelim, sorunun şu an. Şefaat noktasına gelirse, Yunus 18'de, Enam 99'da hakikaten müşriklerin, bir de Zümer 3'te, Ankebut 12'de müşriklerin şefaat beklentileri var. Ha, onu da söyleyeyim. Bunu Necm suresinde de
hani Lat, Uzza, Menat gibi putlar yönüyle şey yaptık ya, müşriklerin şefaat beklentileri ahiretle ilgili değil. Dünya şefaatidir. Onlar iyi adam olduğu için onların ilahları, Latları, Uzzatları, Menatları, bugün de bilmem Kavsları, Kutupları, Kutbul Aktapları vesairesi onlara dünyada şefaat eder. Yani müşriklerin şefaat beklentisi senin dediğin ayetlerde ahiret şefaati değil, ahiret inançları yok, dünya şefaatidir. Onun için giderler, şimdi şöyle bir şey vardı, mesela Lat, Uzza, Menat, hani bugün de var ya bazı illerin falan bereket tanrıları var ya, aynı onlar da Lat, Uzza, Menatlar da şeydi, rahmet tanrısı, hastalığa bakan tanrı falan, aracı, şefaatçi gibi şeylerdi onlar. Oraya giderler, adaklarını yaparlar, kurbanlarını keserler vesaire şeylerini yaparlar. Ha, ondan sonra da yağmurları yağar, işte malları artar vesaire. Onları da böyle şefaatçi yaparlar. Dünya için şefaatçi. Ahiret şefaati değil. Ahiret şefaati nedir? Allah'a ait bir olaydır. Kesinlikle ahirette şefaat diye bir şey söz konusu değildir. Şefi Allah'tır. Allah'tır. Oğlum, bu konuyla ilgili var mı başka bir şeyin? Cevabını aldın mı? Teşekkür ederim. Ha, sağ ol. Yani eksik kalan bir şey varsa hatırlat, o yoldan. Onlara da Kur'an'dan, madem Kur'an'la oluyor, yani Kur'an'la vereceğiz, oradan bir cevap verelim. Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ ol. Efendim, kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir ara ardından. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Evet.